Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörün nabzını Bursa Yıldırımlar'da tutmaya devam ediyoruz. Şimdilik durağımız ise halı sektörüne ve mobilya sektörüne yönelik hizmet veren Destan Halı Mobilya'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi ve kurucusu Sayın Nihat Kazak ile birlikteyiz. Merhaba Nihat. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Şimdi tabii ki hizmetlerimizle alakalı ve ürünlerimizle ilgili birçok bilgi sizden alacağız. Evet. Ama öncelikle firmanın kuruluşuyla başlayalım. Ne dersiniz? Tabii. Buyurun lütfen. 1999'da firmamızın kuruluşu. Halı ile başladık bu işe. Sonradan mobilya, beyaz eşya, diğer yer girişi dahil ettik. Ve mağazamızı açılışını yaptık. 99'dan bu yana, 99 yılından itibaren evet, bu sektördeyiz, hizmet veriyoruz. Evet. Tabii ki çok güzel ürünlerimizle ve marka ürünlerimizle. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Burada tabii ki birçok ürünümüz var ama aynı zamanda butikte çalışıyoruz. Öyle evet, değil mi? Bizim evet, kendi özel ürünlerimiz de var. Evet, doğru. Bunlar neler? Halı, mobilya, diğer ev gereçleri. Ve onun haricinde tabii butik olarak mobilya da üretiliyor. Yaptırabiliyoruz. Yaptırabiliyoruz. İsteğe göre tabii, farklı modeller, farklı tasarımlar da kesinlikle. Veya da hayal ettikleri evet, bir şeyde değiştirebiliyoruz. Yerine göre ürün yaptırıyoruz. Yani o konuda hizmette sınır yok biliyorsun. Evet. Aslında her ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda Destan Halı Mobilya. Evet. Öyle değil mi? Doğrudur. Peki ürünlerimizde neler var? Biraz onlardan bahsedin son olarak. Ürünlerimizde mobilya var, genç odası var, mutfak dolabı yaptırabiliyoruz, yüklük yaptırabiliyoruz, halı çeşitimiz zaten var, Melinos, Dinarso, Padişah, kendi yaptırdığımız destan halılarımız var. Destan markasıyla da halı üretimi yapıyoruz, öyle mi? Yapıyoruz evet. Hı hı. Şu an kendi halımız da var, onu da yaptırıyoruz. Valla çok güzel, evet. Bu da çok iyi bir şey aslında. Evet. Hani kendi markanızı da halka sunmak. Sunuyoruz ve halımız da güzel. Gerçekten halımız güzel bir halı. İlim sayısı olsun, dokuması olsun, renk tonları olsun. Hı hı. Güzel halılarımız var. Yenilik sürekli yapıyoruz. Ve sürekli de geliştiriyoruz. Geliştiriyoruz. Hem firmamızı geliştiriyoruz, hem ürünlerimizi geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Evet. Modaya uyuyoruz. Evet. Tabii renk, desen, tasarım. Bunların hepsini burada yapabiliyoruz, farklı modeller evet, ama farklı renkler istediklerinde de yine burada tabii, değiştirilebiliyor, farklılaştırılabiliyor. Tabii, aslında hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyoruz evet, diyebiliriz değil doğrudur mi? Doğrudur. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. İsmim Mahmut Yusufoğlu, 1967 Iğdır doğumluyum. 30 yıldır Iğdır'da esnafım. Yusufoğulları Elektrik diye bir işletmemiz var. Yusufoğulları Elektrik olarak 90 yılından beri faaliyet gösteriyorsunuz. 96 yılından beri faaliyettesiniz evet, Iğdır merkezde. Evet. Peki nerelere hizmet veriyorsunuz? Biz Iğdır merkez, Aralık, Tuzluca, Karakoyunlu. Bir de çevre illere bazen iş alıyoruz. Çevre illerde çalışmalarımız oluyor. Ağrı, Kars, Ardahan, hı hı, bu tür yerlerde elektrik tesisatçılığı yapıyoruz, ustalık yapıyoruz. Çok güzel. Peki elektrik biliyorsunuz çok kapsamlı olduğu için genelde neler yapıyorsunuz elektrik? Biz genelde ağırlıklı inşaat elektriği üzerine çalışıyoruz. İnşaatlara elektrik malzemesi kendimiz ustalığını da yapıyoruz, döşemesini yapıyoruz. Aynı zamanda işçilik de kendimiz yapıyoruz. Malzemeyi de biz satıyoruz. Çok güzel. Yani ağırlıklı işlerimiz öyle. Yanında regülatör, jeneratör işleri yapıyoruz bölgeye ya gittiğimizde. Bazı faaliyetlerimiz gene var. Ufak faaliyetlerimiz taşımacılık ve temizlik hizmetleri ama ağırlıklı elektrik hizmetleri işlerinde çalışıyoruz. Yusufoğulları evet. Yusufoğulları adı altında. Yusufoğulları elektrik aslında ilk başlangıcımız da öyle oldu. Peki son olarak buradan sizleri izleyen sektörün resmi izleyicilerine ve TGT izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? Herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok çalışmak lazım. Başarının sırrının çalışmakta olduğunu düşünüyorum. TGRT'nin bu pırıl pırıl genç iki arkadaşı da bizi bu kış gününde, bu kışta kıyamette, bu zorlu yolları gece gündüz yani biz bile ulaşamadığımız yerlere ulaştıkları için, bize geldikleri için gönülden, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Onları çok seviyoruz. Her iki arkadaşımızı da çok seviyoruz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben konuk olduk ederim sizlere.
merhabalar. Elazığ Merkez'den sesleniyoruz sizlere. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Akkaya'nın konuyuz bugün. Yanımızda işletme sahiplerimiz var ki burası bir aile şirketi zaten. Evet. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Saadettin Akkaya. Makine. Evet. Akkaya makine olarak 25 yıldır Elazığ'da faaliyet göstermekteyiz. Çok güzel. Peki sizleri tanıyalım. Ahmet Akkaya, Akkaya Enerji Sektöründe 3. yılımızı kendi yerim olarak tamamlamaktayım. Günümüzün gelişmekte olan, hızlı ve gelişmekte olan enerji sektörü olan yani fotovoltaik güneş enerji sistemlerinde. Bu şekilde imatlarımızı burada sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah daha güzel şeylerle birlikte daha ilerlere adım atacağız. Çok güzel. Baba Oğuz'sunuz. Evet. Burası bir aile şirketi. Evet. Akkaya adı altında hem makina ve hem enerji sistemleri. Enerji sistemleri dediğimiz bunun içerisinde güneş enerjisi var. Yok, sadece güneşten elektrik üreten yani fotovoltaik solar sistem dediğimiz. Fotovoltaik solar sistem. Evet. Güneş enerjisi. Evet. Sizde makine olarak bizde de endüstriyel otomasyon sanayi makineleri. Sanayi makineleri diyoruz. Evet. Peki Akkaya olarak büyüme yolundaki hedeflerinizin doğrultusunda elleriniz nereye kadar uzanıyor? Sadece Elazığ bölgesinde mi? Yok, biz 5 bölgenin, Güneydoğu Anadolu bölgesinin 5 şeyiz, bölge bayisiyiz. Çok güzel. Evet, Solar Türk dediğimiz, Gaziantep'te üretimi olan Alman menşeli panellerimizin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki büyük bayisi olarak biz. Evet. Peki son olarak sizleri izleyen Sektör Ritmi izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz Akkaya olarak? Sonu olmayan bir iş. Rabbim her zaman güneşi vereceği için tükenmeyecek bir enerji. İnsanların bunu değerlendirmesini umut ediyoruz. Ve bu enerjiden sizler de yararlanmamızı istiyoruz. Aynen öyle. Değil mi? Bizler evet. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun. İsmim Abdülkadir Karaca. Oğuz doğumluyum. Oğuz'da yaşıyorum. Yerlisiniz. Burası mı? Buralım evet. Yerlisiniz. Peki Tur Sigorta olarak ne kadardan beri faaliyette? 6 yıldır buradayız. 6 yıldır. Evet. Peki Tur Sigorta, sigortalık biliyorsunuz çok kapsamlı. Neleri sigortalıyorsunuz? Şu an bizim yapmadığımız tek branş bireysel emeklilik. Onun haricinde bütün her şeyi sigorta yapabiliyoruz. Bireysel emeklilik hariç. Hayat. Hayat sigortası. Ferdi kaza, konut, yangın, iş yeri, oto kaza, kasko. Peki sadece Erzurum Olta alanında mı faaliyet gösteriyorsunuz? Evet, yerel bir firmayız. Yani büyük firmaların, daha doğrusu büyük şehirlerdeki büyük firmaların ulaşamadığı yerde çalışıyoruz işte. Çok güzel. Evet. Peki Tur Sigorta olarak, Tur Sigorta adı altında başka neler yapıyorsunuz? Aynı zamanda oto kurtarma işi yapıyoruz. Kendi müşterilerimizin memnuniyeti için yolda kaldığı zaman kendi müşterilerimizi yollamak, onların ihtiyacını gidermek için bir oto kurtarma aracımız var. Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz Leblebi Diyarı Çorum'dan devam ediyor. Ve şimdiki durağımız ise konaklama ve turizm sektörüne yönelik hizmet veren Feyzan Otel'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın İbrahim Erten ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Şimdi tabii ki özellikleriyle ilgili otelimizin birçok konuyu sizden alacağız ama öncelikle otelimizde zaman kuruldu, nasıl oluştu? Biraz bu konu hakkında bilgi alalım sizden. Otelimiz 2013 yılının Eylül ayında faaliyete geçtik. Yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz bu sektörde. Yeni bir oteliz. Çorum'da otel sektöründe olmayan bir takım farklılıkları otelimizi faaliyete geçirdik. Otelimiz daha ziyade butik bir otel. Evet. Ama tabii ki butik bir otel olması hasebiyle de doğal olarak burada kaliteye ve temizliğe çok daha fazla hijyen anlamında çok daha fazla dikkat ediliyor. Zaten bizim bu sektörde, otelcilikte yola çıkışımız 3 başlıkla düşüyor. Birincisi kalite, ikincisi güven, üçüncüsü temizlik, hijyen. Bu 3 ana başlık altında zaten faaliyetimizi gösteriyoruz. 2 yıl olmasına rağmen şimdiye kadar bunu geri dönüşen hepsi %90 olumlu. Olumlu. Bugüne kadar herhangi bir olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Tabii ki müşterilerimizin, misafirlerimizin görüşlerimizin çok çok önemli. Çünkü onlara göre yani o görüşlere göre kendimizi yeniliyoruz ve sürekli ilerletmeye çalışıyoruz.
Otelimiz 48 odadan oluşuyor. 110 metre kapasiteli. 48'den bir tanesi suite odamız. Suite odamız genellikle balay suite olarak hizmet veriyor. Onun haricinde de balay haricinde de kullanılıyor. İstanbul odadan oluşuyor. Single, double, treble şeklinde. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Çorum'a geldiğiniz zaman buradaki eviniz Feyzan Otel'dir. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyorum. Herkesi misafir bekliyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz olumlu düşünceyi zaten sizlerle açıklamada tekrar konuşacağımızı umut ediyorum. Teşekkür ederim tekrar. Merve, teşekkür ederim size. Evet. Mekanımız 1981 yılında kuruldu. Pide, kebap, baklava ve sıcak yemek döner üzerine çalışıyoruz. Bunun yanında kalite, hijyen ve hizmet üçgeninde prensibimiz devam ediyor. Yaklaşık işte 30 küsur yıldır da devam ediyoruz. Müşterimiz üretmiyor bu şekilde. Tabii burada güzel lezzetlerimizle birlikte ama sadece burada sizin anlattığınız işte pideydi, kebaptı vesaire değil. Birçok farklı lezzeti bulabilmek mümkün. Değil mi? Aklına geliyorsa burada her şeyi bulabiliyor insanlar. Yani yiyecek o gün kalbine soracak ben ne yiyeyim diye burada vardır elhamdülillah. Kesinlikle. Aslında burada gelen hiçbir misafir diyelim. Onların hiçbirisi buradan işte bu yok deyip çıkmıyor. Çıkmaz. Değil mi? Her şey vardır efendim burada. Bütün lezzetlerin hepsi burada. Kebap çeşitlerinin bin bir çeşidi. Kebap çeşitlerinin tamamı, pide çeşitlerinin tamamı, evet. Döner ve döner ürünlerinin tamamı, tatlı ve tatlı ürünlerin baklavaların tamamı, sulu ve sıcak yemek yediğimiz çeşitlerin tamamı, çorbalarımız var. Mesela son kış mevsimi için şu anda kelle paça çorbası yapıyoruz özellikle tavsiye sıcak çorbayı bu soğuk havalarda evet enerji versin diye şifa olarak değil mi? Evet efendim. İçebilirler. Tabii onun yanı sıra dönerimiz var. Döner var. Dönerden İskender, döner pilav üzerinde şeklini yapıyoruz. Ama bunların hepsi tabii ki ustalarımızın maharetli ellerinden çıkıyor değil mi? En yetenekli ustalarımız da yaparlar aslında. Sektör ritmi izleyicileri, sektörün nabzını hızlı tutmaya devam ederken bugün sizlere Samsun Tekkeköy'den sesleniyoruz. Candal, Alabalık ve Binicilik tesislerindeyiz. Ve tesisleri gezdik, gördük, görüntülerimizi çektik, bunları sizlerle paylaşacağız tabii ki. Ve firma sahiplerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Tegirit ailesi, Tegirit Euro ailesi olarak bizlere değerli vakitlerini ayırdıkları için, bizleri burada ağırladıkları, misafir ettikleri için. Biz de Samsun, Karadeniz bölgesindeki at binmeye meraklı olanları, alabalığa meraklı olanları Candal Alabalık ve Binicilik tesislerine davet ediyoruz. Burada gelip görmeleri, hayvanları, mekanı, misafir olmalarını temenni ediyoruz. İşlerinde başarılarının devamını diliyoruz.
sektöre hem tarım açısından hem de bu makine faaliyetleri açısından geçmişi 18 yıla dayanan bir firma. Hı hı. Kendim köylü çocuğuyum, ziraatla uğraşıyorum, hı hı. Fındık, mısır gibi tarımsal ürünlerle uğraşıyoruz. Ve bu tarımla uğraştığımızdan dolayı da tarım sektörüne girdik. Zirai alet, zirai ilaç, hı hı. Satış, tamir ve yedek parça olarak 18 yıldır bu sektörde faaliyet yapmaktayız. Evet, ama aynı zamanda eğitimli. Kesinlikle eğitimli. Değil mi? Biz, tamamen profesyonel. Tabii. Eğitimleriniz de bunun üzerine evet. Yoğunluktaydı. İki üniversite mezunuyuz, hı hı. Harita kadastro mezunuyuz ve aynı zamanda tarım bölümü mezunuyuz. Bunu elimizden geldiği kadar profesyonelce yapmaya çalışan bir şirketiz. Bizim bölgemizde ovalarımızda mısır, arpa, yulaf, fi, daha meyilli dik arazilerimizde fındık yetiştiriciliği var. Eskiden büyüklerimiz nüfus azken daha çok araziye hakimdiler, geçim daha rahattı. Hı hı. Şimdi miras yoluyla araziler bölündü. Haliyle çiftçimizin birim alandan daha fazla ürün alması lazım ki geçimini sağlayabilsin. Biz de halkımızın, çiftçimizin birim alandan daha yüksek ürün alabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gübreleme, daha bilinçli gübreleme, daha bilinçli tarım yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Onları doğru yolda yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet, marka yolda, ürünlerle değil evet, mi? Marka ürünlerle, kaliteli ürünlerle destek vermeye çalışıyoruz. Mücadelemiz bu yönde. Tabii onlar kazandı mı biz de kazanacağız. Kesinlikle. Bu birbirine bağlantılı şeyler. Elimizden geleni yapıyoruz. Şükürler olsun. Şu ana kadar da iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra da iyi gider. İnşallah. Tabii bundan sonra da yine devam edeceğiz. Tabii devam edeceğiz. Var olacağız ve var olmaya da devam edeceğiz ama kaliteli hizmetinizle, marka ürünlerinizle, geniş ürün yelpazenizle. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Tüm çiftçilerimize demek istediğim kesinlikle her şeyin fazlası zarar. Zirai ilaç ve zirai gübrelemeyi oranında yapmalarını tavsiye ediyorum. Oranı asla aşmasınlar. Çünkü topraklarımız bizim için çok değerli. Bir toprağın bir araya gelmesi çok uzun yıllar alıyor. O yüzden toprağımızı fazla gübreleme ve ilaçlamayla bozmayalım. Uzun yıllarda topraktan olan ürünlerimizi uzun yıllar sağlıklı bir şekilde hasat edebilelim. Mekanımız 4 ay önce faaliyete geçti. Kuru fasulye üzerine başladık. Çaylı kuru fasulyesi ilk hedefim. Yani her gün güveçte kuru fasulye pişiriyoruz. İspir kuru fasulyesi kullanıyoruz. Ama onun yanında talep üzerine ev yemekleri, sebze ve diğer et çeşitlerinden de yanına eklemeler koyduk. Mantı da yapıyoruz. Bu şekilde başladık. Hani nereye gideri bilmiyorum. Ben sadece aniden başlayan bir fikirdi. Kuru fasulye Türk mutfağının yıldızıydı bana göre. O her gün var. O yüzden ismini de kuru fasulye koydum. Hani ev yemekleri koymadım. Ya da ne bileyim bir farklı bir isim de kullanabilirdim. Öncelik kuru fasulyeye ait bu mekanda her şeyden evet. Önce. Yani kuru fasulye yemek isteyenler evet. Zonguldak'ta buraya geliyor. Evet. Burada sadece kuru fasulye yok, birçok farklı lezzetimizi bulmak evet. Mümkün. Ama aynı zamanda tabii Kayseri'nin en güzel lezzetlerinden mantı. Mantı da. Onun yanı sıra ev yemekleri, ev tatlıları, işte burada özel yapılan tatlılar ve bütün lezzetlerin hepsi burada günlük taze yapılıyor. Evet, burada imal ediliyor. Kesinlikle dışarıdan mümkün olduğu kadar nasıl diyeyim hani katı yağ ya da farklı maddeler kullanmadan imalat yapmaya çalışıyorum. Hakiki zeytinyağı ve hakiki tereyağını kullanıyorum. Malzemede biraz seçici davranmaya çalışıyorum. Firmamız yaklaşık 20 yıllık bir firmadır. Aynı zamanda biz daha önce firma kurmadan aynı bu işle ilgiliyiz. Yani çocukluğumuzdan beri aynı bu sektördeyiz. Otomobil üzeri. İstediğiniz herhangi bir araç
hasarım, onarımı burada papatası, boyası, mekanik, döşeme, burada sıkıntı olmadan arabamızı hasarlı olarak getirip koyup sağlam şekilde alabilirsiniz. Üstelik herhangi bir arıza sorunları, çözülmeyen arızaları da çözmeyi yaparız, çözülür. Hangisini isterseniz, hangi model hangi olursa araç, olsun, hangi model olursa hangi olsun, model olursa olsun, hepsini yaparız. Kaporta, tamir, boya, elektrik, komple araba buraya haşer geçer, sağlam çıkar. Evet. Burada getirdiğiniz Allah korusun, büyük kaza olsun, küçük kaza olsun, bizim için fark etmez, arabayı orijinal gibi alırsın. İster yan sanayi parça tap, ister orijinal parça tap. O sana kalmış. İstediğin parçadan takarız, bunu tap takarız, bunu tap takarız. Evet, peki şimdi özellikle otomotiv sektöründe biliyorsunuz dünden bugüne gelebilmek ve bu sektörde kalabilmek, devam edebilmek kolay bir şey değil. Tabii. Ama Volkan Otomotiv olarak siz şu anda bir marka haline geldiniz. Volkan Otomotiv dendiğinde herkes biliyor, tüm Hatay'ı biliyor. Ve bunun yanı sıra sadece Hatay'da hizmet vermiyoruz. Doğal olarak tüm çevre illere, ilçelere hizmet götürebiliyoruz. Öyle değil mi? Hizmet getirebiliyoruz. Bizde İstanbul'dan araç geliyor yapılmaya, Ankara'dan araç geliyor yapılmaya, Antep'ten, Mersin'den her yerden bize araç geliyor yapılmaya. Kazalı şeklini önce bize fotoğrafını maille gönderiyor. Aracı biz görüyoruz. Yaklaşık teklif fiyatını veriyoruz. Diyoruz yani 20 milyar bu arabanın sene gidecek olan masrafı 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar tahmini bir fiyat söylüyoruz. Aracı bize getirdikten sonra tahmini fiyatlarımız aynı dediğimiz gibi tutuyor. 1 milyar aşağı, 1 milyar yukarı fiyatla oynayabilir görmediğimiz şeyden dolayısıyla. İş bölümünden arızalı olan şeyleri tabii ki onlar fotoğrafta gözükmediği halde onları söyleyeyim, mekanik olarak gözükmez. Ama dış kısmını, kaporta kısmını, boya kısmını tam fiyatını verebiliriz. Evet, bu anlamda tabii o güven de zannediyorum yaptığınız kaliteli hizmetten, kaliteli işçilikten geçiyor, öyle değil mi? Evet, o yandan zaten müşteri, mühim olan müşterinin müşteri olması. Müşteri buraya geleceği zaman, arabasını bıraktığı zaman arkasına bakmayacak bir şekilde, güvenilir ve rahat bir şekilde hareket etmesi lazım ki bize güvensin. Şimdiki durağımız ise asansör sektörüne yönelik hizmet veren CEO Asansör'e konuk oluyoruz. Yanımızda satış direktörümüz Melih Başoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. CEO Asansör olarak birçok farklı hizmetimiz var. Bunları anlatacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım, ne dersiniz? Olur. Buyurun. İsmim Melih Başoğlu. 1978 Sakarya doğumluyum. İlk orta, lise, üniversite öğretimimi Sakarya'da gerçekleştirdim. Daha sonra işte askerlik vesaire derken bir şekilde iş hayatına başladık. 2005 yılında. O günden bugüne çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 6 aydır da CEO Asansör'le birlikteyiz. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Tabii CEO Asansör'ün geçmişine baktığımız zaman da 2008 yılında kurulan bir firma. Evet, 2008 yılında kurulmuş. Hakan Bey ve Ertan Bey'in ortaklığında. Hakan ve Ertan Beyler daha önce sektörde çalışıyorlarmış. Kendi firmalarını kurmuşlar. Başlangıçta malzeme satışı gerçekleştirmişler asansör sektörüyle ilgili. Daha sonra montaj çalışmaları başlamış. Montaj, imalat derken yurt dışı satışlar ve bugüne kadar gelmişiz. Evet. Tabii bu süreç sizin anlattığınız gibi kolay bir süreç değildi. Çok zorlu bir süreçti ama sonuçta geçmişteki tecrübe ve deneyimle birlikte onlar da katlanınca başarı kaçınılmaz oluyor doğal olarak. Evet. Ama tabii bu başarıda ekibin yapayı çok yüksek. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Bu aslında bireysel başarıdan ziyade takım olarak, ekip olarak başarılı olmanın önemini vurgulayan bir sektör. Her sektörde olduğu gibi bu sektörün de kendi içinde dinamikleri var. Çok sürdürülebilir bir iş. Dediğim gibi satış sonrası hizmetlerinden montaj safhasına kadar
başlı başına emek isteyen bir iş ve tek başına yürütülemeyecek kadar komplike bir iş. Dolayısıyla ekibin önemi burada daha da öne çıkıyor. Öyle evet. Söyleyebiliriz. Burada özellikle asansörden değil ama biliyorsunuz insan sağlığı çok önemli. Bu anlamda özellikle de engelli vatandaşlarımız için de yaptığımız çalışmalar var. Evet. Sistem var, uygulama var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz sevgili izleyenlere? Biz engelli vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli gelişen, değişen bir sektör, engelli sektörü. Engelli platformlarının çeşitli versiyonları var. Dikey, yatay ve işte merdiven tipi gibi örnek vermek gerekirse. Bu modelleri geliştirip değiştirip engelli vatandaşlarımıza daha fazla yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurt dışından çalıştığımız partnerlerimiz var. Yurt içinde de çalıştığımız partnerlerimiz var. Bir aile gibi yine bir partner şeklinde bir çözüm ortaklığı yaparak önümüze gelen projelere cevap vermeyi amaçlıyoruz. Evet, sonuçta proje bazlı çalışıyoruz evet. Ve çözüm odaklı çalışıyor. Bu anlamda da müşteri memnuniyetini sağlıyoruz zannediyorum, değil mi? Evet. Yani müşteri memnuniyeti sağlamak zaten bizim vizyonlarımızın başında geliyor. Müşteri memnuniyeti bizi ileriye taşıyan bir numaralı dinamik aslında. Dolayısıyla önemsediğimiz bir konu. Bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Farklı projeler var mı? Düşünceleriniz neler? Şimdi projelerimiz var tabii. Olmaz olur mu? Çok fazla düşündüğümüz şey var ama bir de işte ülkemizin içinde bulunduğu siyasi konjonktür, bunun yanı sıra ekonomik durum bizi karar alma konusunda karamsarlığa itse de önümüzdeki yılları planlıyoruz şimdiden. İlk hedefimiz tabii satışlarımızı stabil hale getirmek. Dolayısıyla bunu başarmak bile şu an çok zor, çok meşakkatli bir yol. Yani böyle. Peki, bu yolda size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız, kabul ettiğiniz için son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar desteklerimizden esirgemeyen, bize güvenen müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Ve desteklerinin devamını bekliyoruz. Bunun yanı sıra sağlık, mutluluk diliyoruz herkese. Başarı dolu, bol kazançlı iş hayatları diliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Arnavutköy'de İstanbul'da devam ediyor. Ve şimdiki durağımızda ise gıda sektörüne ve kıyım işçilik sektörüne yönelik hizmet veren Çerez Bank'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın İlyas Destan ile birlikteyiz. Bir başarı öyküsü anlatacağız biz sizlere ama bakalım neler anlatacağız. Merhaba. Nasılsınız? Şimdi Çerez Bank'a anlatacağız. Tabii ki bir başarı öyküsü. Gerçekten öyle. Özellikle pastanecilikten bugünlere gelebilmek çok kolay bir şey değil. Bunları da anlatacağız ama nerede başladı bu hikaye? Oradan başlayalım. Her şeyden başladı. Beykoz'da Çerez'e başladı. Oradan hava çekildi. Kayısımız Malatya'dan geliyor. Sarı üzümümüz İzmir'den. Buradaki bütün ürünlerimiz, örnek veriyorum çekirdeğimiz. Çekirdeğimiz Kayseri'den geliyor. %100 yerli. %100 yerli ama hepsi doğal besin.
ve lezzetli ve taze. En önemlisi aslında bu. Peki, dünden bugüne bu sektörde kalmak gerçekten çok kolay bir şey değildi. Ama siz bunu başardınız. Başarının sırrı nedir sizce? Başarının sırrı temiz, kalite, taze. Yani bile bir müşterinin gözünde bir şey var. Kahve ile alakalı temiz kahve. Gözünde çekiyoruz. Taze taze. Taze taze. Her gün yani kendine temiz. Ve kalite bağlı şuna bilmek. Çerez Banka gittiklerinde tüm ürünlerin taze ve kaliteli ürünler olduğunu görecekler. Ne kadardan ulaşıyorlar peki? Evet, şimdi yine tekrar bir şube daha olacak zannediyorum. İnşallah. İnşallah tabii Hadımköy'den buraya gelmek zorunda kalmayacaklar. Bu lezzetler oraya gelecek zaten. O anlamda sevgili izleyicileri de duyuralım. Buradan. Adım Murat Sevinç. Yaklaşık 15-16 yıldır bu sektörün içindeyim. Önce bir hobi olarak başladı. Kendi evimle başlamıştım. Sonra bu işi ticarete dönüştürdük. İşte dekorasyon sektöründe iddialıyız. Ve Küçükmece'de yaklaşık 16-17 yıldır hizmet veriyorum. Aslında bu bir zevk işi. Zevk, evet. Kesinlikle. Dekorasyon tamamıyla zevk, hayatın bir parçası. Kesinlikle. Evlerimizin de vazgeçilmezi, olmazsa olmazlarından bir tanesi de dekorasyon. Ve özellikle burada çok büyük ve çok farklı çalışmalar var. Neler yapıyoruz biraz anlatabilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Tabii. Şimdi bizim asıl işimiz biz mimari tasarım ve uygulama ile başlıyoruz. Yani kaba inşaattan alıp müşteri nasıl istiyorsa veya bizim mimarlarımız var, işte mimarların yardımıyla isteğine uygun şekilde yapıyoruz. Peki, örnek. Özellikle mimarlarla çalışmak çok büyük bir avantaj. Evet. Öyle değil mi? Evet. Çünkü kişiye özel butik hizmet verebiliyoruz. Aynen öyle. Bu anlamda da tabii ki yaptığımız hizmetler A'dan Z'ye anahtar teslim. Aynen. Ama bunların içinde neler var ve neleri kapsıyor? Anahtar teslimi dediğiniz zaman müşteriye işte tabandan, zemine, duvardan, mutfağa, banyodan bütün evin her tarafını kapsıyor. Şöyle söyleyeyim, bizim işimiz biz müşterinin zevkine göre hizmet etmek. Yani ticari amaçtan ziyade biraz önce de söylemiştim, hobi olarak yapıyoruz bunu. Yani bu benim eserim. Evet. Yaptığımız zaman mutlu oluyoruz mesela müşterinin. Mutlu olduğunu gördüğümüz zaman biz de mutlu oluyoruz. ...12 yıldır
Zeki Evlat 76 olarak hizmet yapıyoruz. Bütün insanlar, yani dar gelir insanlara iyi, kötü bir ev sahibi etmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir zaman insanları yüzmeden, kırmadan ve bu insanlarımızı kucaklıyoruz. İnsanların her bir şeyden önce insanların geldiğine, insanlara dürüst olmak, insanlara yanlış yapmamak. Dünyaya bir insan nasıl geldiyse, dürüst geldiyse dürüst gitmesin. Evet. Bu çok önemli. Kesinlikle. O insanların 5-10 kuruşuna tenezzül edip, illa ben bunu alacağım diye buna tenezzül edilmemesi. Buna katılmıyorum. Bu yanlış bir olaydı ve bunu yapanlara da kınıyorum. Zeki Emlak 76 olarak dar gelirli kardeşlerimizin, halkımın yanındayım. Ve sizin de ben teşekkür ederim. Gerçekten yani böyle bir yayını yaptığınız için de çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman emlakçıların Emlakçılar Odalar Birliği'nin kaydı olmadan sahtekarları hiçbir zaman etmesin. Emlakçılar Odalar Birliği'nin etiketi camında olmayan insanlara güvenip hiçbir zaman yola çıkmasınlar. Bu mutlaka Emlakçılar Odalar Birliği, resmi bir kuruluşu olmayan bir insanla yola çıkmasınlar. Zeki Emlak 76 olarak Allah razı olsun desinler bana yeterli. Her zaman dar geldi kardeşlerimi, insanlarımı yanındayım. Her zaman bekliyoruz bir çayımızı, kahvemizi içmeye. Söz veriyorum geleceğim. Söz veriyorum geleceğim. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak sevgili izleyenlere Türkiye'den ve Avrupa'dan biz izleyen, değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bunu söylüyorum. Dikkat etsinler. Paralı ceplerine dikkat etsinler. Kazanmak kolay bir şey değil. Ama onu 20 yıl, 30 yıl canını veriyor. O bir araya topluyor. Topladığı zaman gelip de bir tane zibidi insanlara kaptırmasın. Eyvah demek için. Acı bir olay. Üzülürüm. O beni çok üzüyor. Dürüst. Çeşitli kimyasal maddelerle normal kauçuk üretimi oluyor. Bunları çeşitli otomotiv sektörlerine dağıtım yapıyoruz, satışını yapıyoruz. Müşteri portföyünüz genelde otomasyon herhalde. Evet efendim, ağırlıkta otomotiv sektörü. İnşaat sektörüne de gider, ziraat sektöründe de gider kauçuk. Kauçuğun gitmediği yer yok. Kauçuğun kullanım alanları nerelerdir? Madem bu kadar hakimsiniz, ben bunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi efendim, otomobil lastikleri biliyorsunuz. Tabii. Otomotivdeki bütün araçlar efendim mobilya işlerinde gider. İnşaat sektöründe kullanılır. Çimento ve şeker fabrikalarında kauçuk kullanılır. Kauçuğun kullanım alanları Türkiye'de çok geniş bir yer efendim.
sektörde kendinizi nerede görüyorsunuz şu an? Ben kendimi sektörde en üst düzeyde görüyorum. Çünkü 1957-60 yılımı vermişim. İlk başta ayakkabı. Evet, evet. Evet. Babamdan kaldı. O günden beri devam ediyorum. Zevk aldığım için devam ediyorum. Bir söz vardır. Parayı seviyorsan çalışmayı seveceksin. Denizi seviyorsan yüzmeyi seveceksin. Kur'an'ı seviyorsan okumayı seveceksin. Bizim prensibimiz budur. Sistemimiz budur. Madem ki parayı seviyoruz, ben de çalışmayı seviyorum. Eğer bir ticarethaneye müşteri girecekse önce sevgi olmalı. Kesinlikle. O tüccarın elinde, o insanın kalbinde, o firmanın yüreğinde sevgi olmalı. Sevgi olmayan yere ticaret ve kazanç girmez efendim. Müşterilerinizin sizden ilk başta beklentisi ne oluyor? Müşterinin ilk beklediği şey diyalog, sosyal faaliyet. Yani ben önce kaliteli mal satmayı seviyorum. Ondan sonra o müşteriyle sosyal faaliyette bulunmak isterim. Onun acı ve tatlı günlerinde bulunmak isterim. Sosyal faaliyet budur. Sadece mal satıp para kazanmak kifayet etmiyor. En güzeli o müşteriye mal sattığın zaman o müşteriyle diyalog, güzel samimi kurmak lazım. Samimiyeti kesinlikle artırmak lazım. Konya'da rakipleriniz mutlaka vardır. Vardır efendim. Peki rakiplerinizden farkınız ne? Rakiplerimizden bir farkımız yok. Rakiplerim değerli insanlar. Onlarla beraber devam ediyoruz. Rakipsiz insan bir neticeye ulaşamaz. Kesinlikle. Çünkü bir boksör bile rakibi yoksa ringe çıkamaz. Evet. Bir boksör bile rakibi yoksa ringe çıkamaz. Ben de rakipsiz bu ticari hayatı devam ettiremem. Sektörün ritmi izleyicilerine neler söylemek istersiniz son olarak? Adalet ve doğruluktan ayrılmamalarını rica ediyorum. Hiçbir zaman arkalarına bakmasın. Bir tüccar ilerlemek istiyorsa devamlı önüne baksın.
başarıya ulaşmak istiyorsa zirveye asansörle değil, merdivenleri yürüyerek çıksın. Önce doğruluk, dürüstlük. İşlerinde 2007 yılından bu yana LPG montajı, tamir, bakım üzerine burada montaj, tadilat, değişim işlerinde bütün markalara hizmet vermekteyiz. Evet, ama tabii bu firmamız 2007 yılında kuruldu, evet. Evet. Ama çocukluğunuzdan bu yana siz bu sektördesiniz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki bu sektörü neden tercih ettiniz? Efendim, şimdi biz İlkokul hayatımız bitti, çıraklıktan bu yana bu mesleğin içine girdik. Biz normalde tamir işlerinde uğraşıyorduk. 92 senesinden sonra biz bu LPG sektörünün içine girdik. LPG sektörünün her geçen gün bütün değişik markalara hitaben kendimizi geliştirerek bugünlerimize geldik. Çok şükür bugünümüze diyoruz. Çok şükür değil mi? Bugünümüze diyoruz. Ama tabii burada birçok araç var. Ve bununla birlikte burada aslında her araca hitap edebilecek hizmet mevcut. Öyle tabii, değil mi? Tabii ki. 55 tane markamız var. 55 tane markanın içerisinde bütün markalara hizmet veriyoruz. Müşteri geldiği zaman kesinlikle işlerinden o bizde yok olarak döndürme şansı olmuyor. Direkt ne gerekiyorsa yardımcı oluyoruz. Ama sürekli zaten bu hizmetleri veriyorsunuz ama bir taraftan da sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Tabii ki. Sürekli yeniliyorsunuz. Her geçen gün. Teknolojiyi takip ediyorsunuz, değil mi? Toplam 12 tane personelden çalışıyoruz. Olmaz olmaz araçlar geliyor. Geldiğinde biz burada en kötü ihtimal 1 saat içerisinde olmaz araçları elimizden muhteşem bir şekilde yapıp gönderiyoruz. Giden müşterilerimiz hepsi memnun. Her geçen gün giderek müşteri potansiyelimizde memnuniyetimizden dolayı artmaktadır yani şu an. Tabii ki. Kaliteli hizmetimizle birlikte müşteri memnuniyetini sağlıyoruz. Ve doğal olarak da tercih sebebisiniz ama çok farklı bir sistem uyguluyorsunuz. Burada yaptığınız bir sistem var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, ekseri müşterilerimizin istasyonlarında almış olduğu yakıtlar sabit istasyonlardan alınmaları, düzenli bir şekilde araçların bunların 10.000 kilometrede bir LPG filtre bakımları yapılıyor. Bunları müşterilerimize düzenli bir şekilde değiştirmelerini, düzenli bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, ve bununla birlikte burada yapılan uygulamalardan bir tanesi de var ki öncelikle bilgisayarla bakım yapılıyor. Tabii, ilk gelen araçların ekseri ayarına hiçbir şey elemeden bilgisayardan kayıtlarını alıyoruz, plak olarak kopyalıyoruz. Müşteri ola ki yaptığımız işlemden memnun kalmadığı takdirde bir dahaki geldiğinde aynı programı plak olarak girdiğimizde çıktığı zaman direkt ben aynı programı üstüne atarak daha arasındaki arızayı problemi çözerek daha net yardımcı olabiliyoruz. Merhabalar sevgili Sektörün İsmi izleyicileri. Şu an sizlere hızlı merkezden sesleniyoruz. Tatlıcılık sektöründe faaliyet gösteren Selo Tatlıcı'nın yanındayız bugün. Yanımızda işletme yetkilimiz Selahattin Çetin var. Kendisi işletme sahibimiz oluyor. Tatlılarla ilgili, lezzetlerle ilgili bilgiler alacağız. Lakin öncelikle sizleri tanıyalım Selahattin Bey. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Ne kadardan beri? 90'dan beri bu sektördeyiz. 90'dan beri tatlıcılık sektöründesiniz. Tatlı ve dondurma. Tatlı ve dondurma. Evet. Ürünlerinizle geleceğim. Neler yapıyorsunuz? Çünkü tatlı deyince biliyorsunuz sütlü tatlıdan tutun, pastadan tutun, baklavadan tutun. Aklınıza gelebilecek birçok geniş yelpaze. Ağırlığımız halka tatlı ile tulumba. Halka tatlı ve tulumba. Evet. Ama yanında gördüğümüz diğer lezzetlerimiz de var. Onları yaklaşık 3-4 yıldır bu işe girmişiz baklava çeşitlerine. Ondan dolayı bunları usta tutmuşuz. Bunlar kendi imalatımız. Kendi imalatımız olarak sütlü tatlılarımız. Evet. Aslında hepsi kendi imalatımız. Hepsi kendi imalatımız. Hepsinde. Fakat bunlar kendi ellerimizle yapılıyor bir şey ikisi.
Yani halka tatlımız ve tulumba, tatlımız evet. Elde yapılıyor ki evet. Tulumba ve halka evet. Zaten en çok gidene. En çok yoğunluk, rağbet zaten evet. ikisine var. Evet. Peki diğer lezzetlerinizden biraz bahsedebilir miyiz? Şunlar sade fıstıktan yapılır. Sade fıstık. Evet. Şunlar kendi el yapımız. Arap tatlısı diyorlar, taş kadayıf diyorlar. İçinde sade ceviz. Sadece sade, cevizimiz birinci var. Birinci sınıf ceviz. Birinci sınıf evet. Cevizimiz. Şekerpare zaten bilinen bir tatlı. Evet. Şu nedir acaba? O bademzade. Sade badem de yapılır. Sadece badem evet. de yapılıyor lezzetlerimiz. Aynı zamanda pasta, sadece şerbetli evet. tatlı değil, sütlü tatlılarımız tabii, da mevcut. Hepsi. Peki üretim yaparken en çok dikkat ettiğiniz şey ne? Temizlik. Zaten ekranda da görmüş evet, olduğunuz gibi evet, evet, hijyene evet, çok fazla önem veren bir yer burası. Evet, evet, evet. Sizleri izleyen Selo Tatlıları olarak, Selahattin Bey olarak, işletme sahibimiz olarak son olarak buradan neler söylemek istersiniz? Sektör ritmi izleyicilerimize. Elazığ vatandaşına teşekkür ederim. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Buradan tüm Elazığ halkımıza evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız, bırakmadılar. Onların evet. sayesinde büyüme yolundaki hedeflerimizi gerçekleşiyoruz. Evet, evet, evet. Onlara da burada hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Bizler de sizleri bizlere konuk aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Aynı zamanda büyüme yolundaki hedeflerinizin de başarılarını diliyorum. İnşallah. Selahattin teşekkür Bey. Ediyorum. Sağ olun. Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Kütahya. Kütahya'da medikal sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Kantaroğlu Medikal'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Mesut Kantar ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Şimdi firmamızla ilgili birçok bilgi sizden alacağız ama öncelikle firmamızın kuruluşuyla başlayalım. Ne dersiniz? Tabii ki. Firmamız 2014 yılının ilk ayında kuruldu. Daha taze bir firmayız. İkinci senemizi kutlamaya az kaldı. İnşallah. Her geçen ay, her geçen yıl devamlı büyüyen bir firmayız. Çevre illere ve Türkiye'nin her yerine ürün veriyoruz. Tüm sağlık çalışanları, eczaneler ve medikallere ürün tedarik ediyoruz. Bunun yanı sıra hasta bezi bayiliklerimiz, emziremenli ürünleri, bayiliklerimiz, ortopedi ürünleri bayiliklerimiz var. Bunun haricinde de 4000 ila aylara göre değişen 5000 arasında çeşitli ürünümüz var. Yani ürünler çok geniş. Evet. Değil mi? Yaklaşık 5000 kalem ürün var. Evet. Ama bununla birlikte tabii ki 5000 kalem ürün var ama onlar da kendi içlerinde ayrılıyor. Tabii onların da kendi çeşitli işte atıyorum ortopedi ürünleri dediğiniz zaman onların bedenleri ayrılıyor. Yani hepsi, yani tekerlekli sandalyenin özelliklisi, standartı gibi bunları da katarsak 5000'e yakın ürünümüz mevcut. Peki ben özellikle başa geri dönmek istiyorum izninizle. Tabii. Şimdi çok kısa bir zaman, 2 yıl, çok kısa bir zaman ama özellikle medikal sektöründe çünkü güven olgusu gerekiyor biliyorsunuz. Bu anlamda güven olgusu nasıl sağlıklı peki? Güven olgusu daha önce de bu sektöre girmeden önce sektördeki birçok kişiyle tanışmışlığımız var. Bizi dolayısıyla biliyorlar. İlk öncelikli şeyimiz de zaten müşterilerde güven olgusu. Memnuniyetini en önce ilkli hedefimiz o. Evet. Yani müşteri memnuniyeti. Yani bir ürünü sattıktan sonra fiyat konusunda olsun veya ürünle ilgili kullanma koşullarında bir zorluk yaşayan müşteriye biz kesinlikle hayır kelimesini kullanmıyoruz. Yani hem fiyat açısından hem ürünlerin daha sonraki teknik süreç, arıza halinde garantisini veriyoruz. Çalıştığımız firmalar vermese dahi biz onun garantisiyiz. Evet. Yani aslında birebir ürünlerin yenisiyle de değiştirebiliyoruz. Ürün iadesi de yapabiliyoruz. Yani biz ürünümüzün arkasındayız. Biz tamamen. Ürünü sattık, işimiz bitti demiyoruz. Tamamen. Ya bizim markamız olsun olmasın. Kantaroğlu Medikal'den alınan tüm ürünlerin arkasındayız. Yani dolayısıyla bunun altında bu yatıyor. Evet. Aslında marka güvenilirliği ama aynı zamanda Kantaroğlu Medikal'in güvenilirliği. Evet. Var, değil öyle, mi? Öyle diyebiliriz. Öyle bir markamız var. Evet. Çünkü burada aslında burası bir depo gibi evet. ama toptan ve perakende satışımız var. Perakendemiz biraz az. Biz genelde toptan. Dediğim gibi medikal ve eczanelere ürün tedarik ediyoruz. Son aylarda da Türkiye'nin her yerine ürün göndermeye başladık. Daha ileriye yönelik
planlarımız var. Hı hı. Satış ve pazarlama konusunda çevre illerde arkadaşlarımız var. Onlar olacak. Bize daha çok ulaşacaklar. Bizim daha da sonra ulaşmamıza gerek kalmadan belki de herkes bize ulaşmaya başlayacak. Çünkü dediğim gibi müşterilerin memnuniyeti bizim için en önemlisi. Kesinlikle. Olmazsa olmazı. Kesinlikle. Yani ürünü sattıktan sonra kesinlikle buradan çıktı, bir daha bizi ilgilendirmez diye bir kesinlikle bir şey yok. Sadece o var. Evet. Bu da çok önemli. Evet. Ve aslında ticaretin genelinde, sadece bu sektör için değil, ticaretin genelinde olması gereken bir düstur. Sözünün arkasında olmak ve işi severek yani. Aslında sizin başarınızdaki sır da burada gizli. Yani mümkün olduğunca ona özen gösteriyoruz ve o şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz zannediyorum değil mi? Kamparoğlu Medikal olarak. Tabii. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için.